RT TV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar değerli izleyenler. Bugün 3 Haziran Pazar hafta sonu haber bülteniyle karşınızdayız. Sayın seyirciler, Milliyetçi Hareket Partisi Ereğli İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen Gönül Sofrası adlı iftar programına katılım yoğun oldu. Milliyetçi Hareket Partisi Ereğli İlçe Başkanlığı'nın organize ettiği Gönül Sofrası iftar programına yoğun bir katılım sağlandı. Sayın İl Başkanı, hemşehrilerimiz, Devlet Bahçeli Meydanı'nda planlanan ancak hava muhalefeti sebebiyle kapalı pazarda yapılan iftar programı vatandaşların yoğun ilgisini gördü. Okunan ezandan sonra dualar edildi ve ardından tek tek konuşmalar yapıldı. Allah'ım verdiğin nimetlere, verdiğin kısmetlere sonsuz hamdü senalar olsun. Olmayanlara da ver ya Rabbim. Rabbim günahlarımızı affeyle, bizi cehennem azabından koru. Göreve geldiğimiz bugün de bir yıl aşkın bir dönemdir. Milliyetçi Hareket Partisi'ni Ereğli'de en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Ereğli Kaymakamlığımızla görüşmelerimizden sonra şehrimizde dernekler yasasına uygun şekilde faaliyet gösteren tüm sivil toplum örgütlerinin temsilcileri burada. Cumhur İttifakı'nın unsurları Adalet ve Kalkınma Partisi ilçe başkan yardımcılarımız ve yöneticileri burada. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Ereğli'de de sosyal hayatın tüm temsilcileriyle iç içe. 24 Haziran 2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gireceğiz. Seçimlerin önemli olduğunu her fırsatta sizlere deklare ediyoruz. Bugün de söylemek istiyorum. Seçimler çok önemli. Kıymetli hemşehrilerim. İftihar edeceğiniz bir hemşehriniz Adana'da hizmet ediyor. İftihar edebilirsiniz. Ereğli'de iftihar ettiğiniz gibi Adana'da da iftihar ediyor. Adanalılar da iftihar ediyor. Şimdi sevgili hemşehrilerim, 24 Haziran Türk Devleti'nin ve Türk Milleti'nin mukadderatının tayin edileceği bir seçim. Geriye dönüp yaşananları anlatmayacağım. Yani belediye başkanlığında Hüseyin Okrukçu, sana bu zulmü reva gördüler. Sen de Cumhur İttifakı'nda Recep Tayyip Erdoğan Bey'e oy istiyorsun. Evet, öyle yapıyorum. Öyle yapıyorum, öyle yapacağım. Cumhur İttifakı'nın sonuna kadar riyasız olarak arkasındayız. Milliyetçi Hareket Partililer, ülkücüler, sevgili hemşehrilerim, aziz dava arkadaşlarım, ülkücüler, Türkiye'nin her zor gününde, her dar gününde devlet ebed müddet ilkesi gereği serden geçti olmuşlardır, gövdelerini koymuşlardır, ömürlerini vakfetmişlerdir. Mücadeleden kaçmazlar Allah'ın izniyle. Mücadele etmeye devam edecekler, hizmet etmeye devam edecekler. Bu süreç Türk milletinin ve devletinin mukadderatının tayin edileceği bir süreç. 24 Haziran'da hemşehrilerimizin, aklı selim sahibi insanların ortaya koyacağı bir duruşu ortaya koymak suretiyle Sayın Genel Başkanımızın da Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte el ele tutuşmak suretiyle Türkiye'nin bekasını teminat altına almak için yol arkadaşlığı yaptıkları bir dönemde aziz dava arkadaşlarım, sevgili hemşehrilerim, biz de üzerimize düşeni her anlamda yapmak zorundayız. Bu seçim deyim yerindeyse bir milli mücadele seçimidir. Ereğli'de hemşehrilerimiz yapılanların sorumluluk sahiplerinin farkındadır ve sandıkta da bu iradesini ortaya koyacaktır. Özellikle Sayın Genel Başkanımız, liderimiz Doktor Devlet Bahçeli Bey 15 Temmuz'dan bu tarafa yürütmüş olan süreçte devletimizin ve milletimizin yanında olduğunu
net bir şekilde göstermiş ve bunu artık milletimiz de anlamıştır. Son yıllarda milli mücadele döneminden sonraki en zorlu günlerini yaşamaktadır. Türkiye'ye karşı siyasi, terörist ve ekonomik saldırılar yapılmaktadır. 15 Temmuz 2016 hain FETÖ darbe girişimiyle ülkemiz işgal edilmek istendi. 1000 yıllık kardeşlik hukukumuz bozulmak istendi. Türkiye bir iç savaşa sürüklenmek istendi. Allah'a şükürler olsun, milletimiz tankların önüne yatarak hain darbecileri püskürtmüş, vatanına ve demokrasisine sahip çıkmıştır. Emperyalist güçlerin maşaları olan terör örgütleri sürekli saldırılar yapmıştır. Ama yine Allah'a şükürler olsun, devletimiz, güvenlik güçlerimiz gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında terörün kökünün kazınması için büyük bir mücadele vermiş, bugüne kadar yapılan mücadelede büyük başarı sağlamıştır. Diyarbakır'da, Şırnak'ta, Cizre'de o hendekler, çukurlar o teröristlere mezar olmuştur. Yine güney sınırlarımız boyunca emperyalist güçlerin hain bir planı devreye konulmuştur. Bir terör devleti oluşumu için o bölgeye Amerika Birleşik Devletleri 5000 tır ve 2000 kargo uçağı silah sevkiyatı yapmıştır. Yine Allah'a şükürler olsun, güvenlik güçlerimiz bu küresel güçlerin projesini akamete uğratmış ve terör koridorunun önüne set çekmiştir. İnşallah Afrin'den sonra Membiç'e gideceğiz. Membiç'ten sonra Kandil'e kadar bir tek terörist bırakmayıncaya kadar o bölgeyi temizleyeceğiz. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı dün RT ekranlarında katıldığı Ereğli Nabzı programında Ereğli için önemli açıklamalarda bulundu. Ereğli evet. İl olacak mı? Evet, kesinlikle olacak. Daha önceki dönemde gerekli kanun tekliflerini verdik. Bizatihi Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin ağzından Ereğli'nin il olacağı sözünü Milliyetçi Hareket Partisi vermiştir. Bu devlet sözüdür. Son açıklamasında biliyorsunuz beyannamemize de koyduk. 100 il, 1000 ilçe diyoruz yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte. Hı hı. Bu 100 il yani ilave 19 il arasında Ereğli'mizde olacak inşallah. Yani daha önceki taahhüdümüzün ve bu seçimdeki taahhüdümüzün arkasındayız. Hı hı. Dediğim gibi bu Devlet Bahçeli'nin sözü, devlet sözü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya mitinginde son arzusunu kendisinin görmek olduğunu kızına söyleyen kanser hastası kadını evinde ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'daki mitinginde son isteğinin kendisini görmek olduğunu kızına söyleyen kanser hastası kadını evinde ziyaret etti. Niye bu kadar Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorsun? Çok seviyorum. Ama çok seviyorum. O dürüst, doğru adam. Türkiye için çalışkan adam. Cumhuriyet başbakanı olduğu için çok seviniyorum. 8 yıl önce meme kanserine yakalanan ve zaman içinde kanser bütün vücuduna yayılan 75 yaşındaki Raife Güreşçi, kızı Gülizar Ozan'a son isteğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek olduğunu söyledi. Erdoğan dün Konya'daydı ve kanser hastası kadının bu isteğini yerine getirdi. Onu evinde ziyaret etti. Çok heyecanlandık. Çok mütevazi, Ali Cenab bir insan. Allah ondan razı olsun. Kırmadı, geldi. Annem hasta deyince rica ettim. Onu ziyarete geldi. Dualarımızı aldı. Annemin arzusu, isteğiydi. Hatta geçenki seçimlerde, 2014 seçimlerinde ben görev almıştım Aksaray'da. Video çekmiştik annemin. Böyle bir kısa bir videosu var. Sormuştuk. Cumhurbaşkanımız gelirse, size evine gelirse ne dersin diye. O hayali aslında o çektiğimiz şey şu anda gerçek oldu. 4 sene önceki. Gerçek oldu, inanılmaz bir şey ama oldu, Allah oldu deyince olduruyor. Son isteğiydi, evet, kendisi kanser hastası annemin.
çok seviyordu, onu görmeyi çok istiyordu. Ben de çok istiyordum kendisini. Yani ben gidiyordum şeye, meclise falan. Ama hani yakından bir muhabbetimiz olmamıştı. Bir tanıdık aracılığıyla şeye gittim. Aniden oluştu. Aslında ben yaprak sarıyordum. Aniden telefon geldi. Cumhurbaşkanımızı ben televizyonda seyredeyim diye düşünmüştüm. Ama o kadar ani gelişti ki hiç planda yoktu. Direkt uçarak gittim. Ve oradan koşaraktan da içeri girdim. Hani şey inerse aşağıya, uçak inerse yetişemem diye. Ondan sonra konvoyla gideceklerdi. Rabbime şükürler olsun. Yetiştirdi. O olduğunca her şeyi olduruyor. Komşularım da çok memnun oldular. Onlara da nasip oldu görmek. Allah'ın izniyle inşallah biz Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Ve destekliyoruz. AK Parti kazanacak. Yani evine gelse, misafire olsa. Görse ne dersin? Depemde yeri var. Keşke gelsin. Bir çay içmeye gelse. Gelsin. Buyursun gelsin. Her zaman için kapım açık ona. Sonuna da. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Konya 1. sıra adayı gösterilen Abdullah Latif Şener gittiği her ilçede tepkiyle karşılaşıyor. Değerli valiler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Konya 1. sıra milletvekili adayı Abdullah Latif Şener gittiği her ilçede vatandaşların tepkisiyle karşılaşmaya devam ediyor. Konya'nın Ladik ilçesine giden Abdullah Latif Şener'in konuşması araçların korna sesleriyle böyle kesildi. Değerli valiler, vatandaşlar konuşmasına izin vermedi. Tamam arkadaşlar, tamam. Tamam arkadaşlar, lütfen. Lütfen. Bültenimize Türkiye gündemiyle devam ediyoruz. Anlayışı ilk günkü aşkı ve davası olan AK kadrolar sizleri sevgiyle, muhabbetle selamlıyor. Cumhur İttifakı yeni kapı ruhunun devamıdır. Cumhur İttifakı 15 Temmuz'da alçaklara dersini veren ay yıldızlı bayrakları bir göreyim. Ay yıldızlı bayrakları indirtmeyen, ezanları dindirtmeyen aziz Türk milletinin ittifakıdır. Türkiye'nin iyiliğini istemeyenlerin oyunları henüz bitmedi. Darbeyi bastırdık, ekonomik kriz üreterek, finansal kumpaslar kurarak üzerimize gelmeye devam ediyorlar. Kastamonu mitinginde halka seslenen Başbakan Binali Yıldırım, muhalefet partilerinin Cumhurbaşkanı adaylarını eleştirdi. Haklarını yemeyelim. Bunların bir projeleri var. Yapılanı bozmak, yıkmak, hizmetleri durdurmak, milletin faydasına olan her şeyi yok etmek, kapısına kilit vurmak. Bunların başka hiç... Kanal İstanbul'un yapımını durduracağım diyor. Kanal İstanbul'a senin hayalin yetmez. Ey kardeşim! Kanal İstanbul Türkiye'nin stratejik bir projesidir. Onun için senin bu işlere aklın ermez, gücün de yetmez. Bunun kararını millet verir. Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan verir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce'ye de yüklendi. Kendi partisinin başına seçmedikleri adayı şimdi Türkiye'nin başına seçtirmeye çalışıyorlar. Olur mu bu? Olur mu?
Eğer çok değerliyse kendiniz niye seçmediniz? Niye millete seçmesini istiyorsunuz? Önce siz seçseydiniz, siz başa getirseydiniz, sonra da millet o zaman bunu değerlendirseydi. Velhasıl bunların kafaları karışık, hesapları karışık, işleri zaten karışık. Bırakalım onlar kendi haline, biz işimize bakalım, durmak yok, yola devam. Erdoğan. Daha düne kadar İmam Hatipler kapatılsın diye ortalığı ayağa kaldıranlar bugün bakıyorsunuz oy için bile olsa İmam Hatip'e gitmediği için hayıflanıyor. Daha dün kızlarımız okuması için başka ülkeleri işaret edenler bugün o kızlarımızla fotoğraf vermek için sıraya giriyor. Öyle mi? Daha dün bidon kafalı, makarnacı, göbeğini kaşıyan adam diye milleti aşağılayan o CHP zihniyeti bugün sizin oyunuzu almak için 40 takla atıyor. Tabii acemi oldukları için bu süreçte bazı çelişkiler de yaşanmıyor değil. Sizler de dinlemişsinizdir. İmam Hatip düşmanlığı tescilli olan ana muhalefet partisinin adayı geçen gün çıkmış. Dedem beni de İmam Hatip'e yazdırsaydı bugün cumhurbaşkanıydım diyor. Öte yandan aynı şahıs gerçekleri çarpıtma pahasına İmam Hatip okullarına iftira atmaktan da çekinmiyor. Harekatında PKK, PYD, YPG ve DAEŞ'lılara bölgeyi dar etmişti. Ve 5000'e yakın PKK, PYD, YPG'li teröristin terör formalarıyla beraber toprağa gitmesine neden olmuştu. İsmail Temel Paşa'yı hem PKK'cılar, PKK'lılar, hem FETÖ'cüler, hem de onlara destek veren güçler yok etmek istediler. Ellerinden gelse infaz edeceklerdi. Beceremediler. Ama şimdi öyle gözüküyor ki PKK, FETÖ sanki bu işi Muharrem İnce'ye ihale etmişler gibi. Ben buradan soruyorum. İsmail Temel gibi kahraman bir vatan evladının apoletlerini sökme görevi PKK veya FETÖ veya onu destekleyenler tarafından Sayın İnce'ye mi verildi? Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, başkomutanı olan birisini alkışlaması kadar doğal ne olabilir? Bir komutanın, başkomutanını, Cumhurbaşkanını alkışlayıp ona saygı göstermesi neden ve arkadaşlarını rahatsız ediyor? İsmail Temel Paşa'nın apoletlerini sökmeye Sayın İnce'nin de ve onunla beraber koşan hiç kimsenin de gücü, kudreti yetmez. Bu millet onlara sandıkta en büyük dersi verecektir. Kahramanlarımıza Mehmet. Kaçak göçmenlerin tekne yolculuğu faciayla sonuçlandı. Olay gece saatlerinde Antalya'nın Demre ilçesine bağlı Kekova açıklarında meydana geldi. İçerisinde yaklaşık 14 kaçak göçmenin bulunduğu sürat teknesi battı. İhbar üzerine olay yerine giden sahil güvenlik ekipleri bir kadın 5 kişiyi kurtarmayı başardı. Yardıma gelen bir balıkçı teknesiyle de bir başka göçmen denizden sağ olarak çıkarıldı. Havadan bir uçakla helikopter, denizden de 5 botla bölgede arama yapan ekipler, 6'sı çocuk, 1'i kadın, 2 erkek olmak üzere 9 kişinin cansız bedenine ulaştı. Kekova'ya getirilen cenazeler buradan Demre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nefis damak tadıyla önce kendinizden geçeceksiniz.
Fatih Usta'nın marifetli ellerinden sunulan lezzetleri tatmak için her gün Hanzade'ye gidelim diyeceksiniz. Ereğli Hastane Yolu üzerinde yeni bir yer açıldı. Izgara çeşitlerinde iddialı olan Hanzade Ocakbaşı Restorant, Ramazan ayına özel menüsüyle siz değerli müşterilerini bekliyor. Hanzade'de sahur menümüz mercimek çorbası, peynir, zeytin, reçel, bal, tereyağı, tepsi böreği, haşlanmış yumurta ve sıcak bazlama. İftarda et menümüz mercimek çorbası, günün ara sıcağı, dana külbastı veya karışık köfte veya kuzu şiş, pilav, salata, ezme, çiğ köfte, baklava ve kadayıf file içecek. Tavuk menümüz ise mercimek çorbası, günün ara sıcağı, tavuk şiş veya tavuk külbastı, pilav, salata, ezme, çiğ köfte, baklava veya kadayıf ile içecek çeşitlerimizden oluşmaktadır. Şaşalı tabaklarımız yok ama biz lezzetlerimizle iddialıyız. Ayrıca işletmemizde paket servisimiz de vardır. Hanzade Ocakbaşı ve Restorant, Fatih Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı numara 70, Hastane Yolu üzerinde. Sipariş telefon 0554 154 44 42. Eva Pizza Cafe Bistro. İtalyan stili ince hamurlu nefis pizza Eva. 32 çeşit pizza çeşidiyle Eva Pizza Ereğli'de sizi bekliyor. Hamburger, kumpir, kumru, kızartma, makarna, sıcak ve soğuk içeceklerle Eva Pizza sizi bekliyor. Ereğli'nin markası Eva Pizza. Adres İstasyon Caddesi, Ereğli Lisesi karşısı. Alo paket 0332 712 11 çift 0. Tulum Ticaret Vestel Konsept Bayi'nden devrim niteliğinde kampanya. Buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi bir evin en önemli eşyalarını oluşturur. Ancak düğün arifesinde bütün hepsini almak maddi sıkıntıya sokabilir. İşte burada Vestel Tulum Ticaret devreye giriyor. Beyaz eşya takımını Vestel Tulum Ticaret'ten alan tüm genç çiftlerimize düğün salonu hediye. Evet, yanlış duymadınız. Tulum Ticaret Vestel Showroom'dan 3 adet beyaz eşya alan çiftlerimize ister nişan, ister kına, İsterlerse düğün salonunu hiçbir ücret talep etmeden hediye ediyoruz. Özel ve güzel bir gün için Tulum Düğün Salonu yeter. Evini yenileyenler için de müjdemiz var. Eski beyaz eşyalarınızı 1000 liraya varan indirimlerle alalım. Yerine yepyeni teknoloji harikası Vestel marka beyaz eşya verelim. Üstelik 12, 24, 36 aya varan taksit imkanı. Siz almanın, biz satmanın gururunu yaşayalım. Güven ve dostluğun buluştuğu yer. Tulum Ticaret Vestel Konsept Bayi. İrtibat telefon merkez 0332 713 2603, şube 0332 710 5510. Tulum Düğün Salonu rezervasyon telefon 0532 441 0026, 0544 580 07 0, 0332 713 2603. Türkiye bestelleniyor. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla Fratven'in en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit. Seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem. Fratven inovatif serisinden. Selenit. Fratpen. Fratpen Ereğli Bayi Zirvepen. PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fratpen kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fratpen'le değiştirin. Huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses. Dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirvepen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşakabin, Amerikan panel kapı, laminant parkeyi güvenle yap. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fratpen Ereğli Bayi Zirvepen. Adres Hacı Müteahhir Mahallesi, Üçgöz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777 9030, GSM 0533 683 7107. Ereğli Ziraat Odası Toprak Tahlil Laboratuvarı, zirai ilaç ve tohum satış mağazası ile Ereğli çiftçisinin hizmetindedir. Zirai ilaç, tohum, gübre çeşitleri, hububat, ot ilaçları, yonca tohumu, sıvı gübre. Ziraat Odası satış mağazasında çiftçilerimizin hizmetindeyiz.
toprak tahlil laboratuvarımızda teknik personelimiz ile toprak tahlili yapılmakta olup Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı olarak bütün çiftçilerimizi Ziraat Odamızın sunduğu bu imkanlardan yararlanmaya davet ediyoruz. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, Ereğli ve bölge çiftçisine bol ürün ve bereketli günler diler. Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı, Satış Mağazası ve Toprak Tahlil Laboratuvarı. Adres Boyacalı Mahallesi, Müftü Sokak numara 16, Ereğli, Konya. Telefonlar 0332 712 0063, 0332 713 1617. Bu akşam da bize ayrılan süremiz sonuna geldi. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.